Şimdi aslında bugünkü etiketimize de ilham olan o ücretli öğretmen ve aynı zamanda inşaat işçisi Barış öğretmenin haberiyle devam edeceğiz. 32 yaşındaki Barış elçi bir coğrafya öğretmeni ama mesleğini maalesef yapamıyor. Ama öncesinde gelin biraz mesaj okuyalım isterseniz. Gelen mesajlar arasında türban konusunda şahsıma Hakaret niteliği taşıyan başörtüsü konusunda hakkım, yani öyle yazmış da kişi gönderen kişi o yüzden aynen alıntıladım. Şahsıma hakaretle içeren bir takım mesajlar var. O olsun okumayız görmezden geliriz olur biter. Bu konuyla ilgili... Mesajlarınız geliyor. Bu aslında artık ortadan kalkmış bir problemdir diyenler var. Bu konuyla ilgili iktidara koz verdiği düşünülüyor. Ana muhalefet liderinin gönderdiğiniz mesajlar buradan bunu söylüyor. Bir izleyicimiz tabii ki bir böyle böyle bir mesele yok. Buradan o çıkarmaya çalışıyorlar şeklinde de mesaj göndermiş. Bu mesajları okumaya devam edeceğiz ama doktorlardan bahsettik. Bir diğer önemli mesele eğitim. Dolayısıyla öğretmenlerden de bahsedelim. Biliyorsunuz öğretmenler odasında farklı farklı gruplardan pek çok farklı öğretmen var. Ücretleri farklı, çalışma koşulları farklı, sosyal güvenceleri maalesef birbirinden farklı. Barış öğretmen onlardan bir tanesi. Daha düne kadar ücretli öğretmenler olarak çalışıyorduk. Karneleri dağıttık. Şu an ama işsiziz. Çünkü karnenin verildiği gün okula ilişimiz kesiliyor. Siz inşaatta mı çalışıyorsunuz şu anda? Evet ben şu an inşaatta çalışıyorum. Günlük yövmiyeniz ne kadar efendim? 250. İnşaatta nefes nefese kürek sallıyor Barış Öğretmen. Çünkü dönem bitip karneleri dağıtınca onun için öğretmenlik mesleği bitiyor. İnşaat işçiliği başlıyor. O ücretli öğretmen. Girdiği ders ücreti kadar maaş alıyor. Yarı ve yaz tatillerinde maaşı yatmadığı gibi sigortası da ödenmiyor. Şimdi de iki haftalığına işsiz. Ekmek parası kazanabilmek için kazma küreği elinde günlüğü 250 liraya var gücüyle çalışıyor. Ne? iş veriliyorsa yapmak zorundayız çünkü evin kirasıdır, elektriğidir, doğalgazdır. Maalesef ödeyemiyoruz. Ağustos'un 2004 yılında Çanakkale Gelibolu'da bir köyde şehit oldu. Aracın altında kaldı şehit oldu. Abisi 2004'te vatani görevini yaparken trafik kazasında şehit düştü. Barış Elçi üniversiteye girdi, coğrafya öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Atanmadı. Şırnak Cizre'de bir devlet okulunda ücretli öğretmenlik yapıyor. Ücretli öğretmenlikte aldığınız maaş size yetiyor mu? Kesinlikle bize yetmiyor. Çünkü aldığımız maaş şu an asgari ücretin altındadır. Ne kadar alıyorsunuz hocam şu anda? 30 saat derse girsek 6200 alıyoruz. 3 ay boyunca Haziran, Temmuz, Ağustos'ta ücreti öğretmenin parasını almıyoruz. Asgari ücretin altında aldığı maaşla zaten geçinemiyor 32 yaşındaki Barış Elçi. Ara tatillerde inşaatlarda çalışıyor. Çünkü girdikleri ders kadar ücret ödeniyor onlara. İnşaatta çalışan var, marketlerde çalışan var. Garajlarda çalışanlar var. Bunun elektriği var, suyu var, doğalgazı var. Ailemize destek çıkıyoruz. Ek iş yapan binlerce öğretmen gibi o da evine ekmek götürebilmenin çabası içinde. 80 bin ücretli öğretmen var. 400 bine yakın atama bekleyen öğretmenle birlikte sayıları 500 bine yaklaşıyor. Kadrolu öğretmenlerin de geçim sıkıntısı var ama ücretli öğretmenler en azından iş güvenceleri olsun istiyor. Barış Elçi'nin de tek dileği çok sevdiği öğrencileriyle atanmış olarak sınıfta buluşabilmek. Atandıktan sonra Allah'ın izniyle neresi olursa olsun yani bunun artık bunun şurası burası kalmadı. Öğretmen her yerde öğretmendir. Bunun köyüdür, ilidir, ilçesi hiç fark etmiyor. Neresi olursa olsun biz çalışmak zorundayız.